10 yıl falan oldu öğreneli. Male, İsmail denilen bir ağanın yanında çalışan birisiyle birbirlerini çok seviyorlar. Male de ağanın kızı. Ama tabii ki ağa kızını öyle birine vermek istemiyor. Benim yanında çalışanla kızımın ne işi var diyor. Male ve İsmail kaçıyorlar. Ağa onları yakalıyor tabii ki, yakalatıyor. Siz hangi köylüsünüz peki? Ben Sivas İmranlı, Kapı Mahmut, Konak köylüyüm. Daha sonra İsmail'i ayırıyorlar Male'den. Male kendi yoluna, İsmail kendi yoluna ayrılıyorlar. Male evleniyor, evlendiriliyor. İsmail evleniyor. İsmail'in birçok çocuğu oluyor. Male'nin hiç çocuğu olmuyor. Hep İsmail'e aşkından hala, işte ölene kadar İsmail'e aşkının devam ettiği söylendi. Geçtiğimiz seneydi herhalde, Male vefat etti, Gebze'de yaşıyordu. Ben görüşemedim, görüşme imkanım olmadı ama öğrendikten sonra Türkiye benim için daha da anlamlandı. Gittiğim her yerde okumaya çalışıyorum çünkü kendi kültürümden gelen insanlar üzerine yakılan bir Türkü. Böyle bir şekilde. Orada aslında internet ortamında yazıldığı zaman İmranlı'nın işte başka bir köyüne ait olarak söyleniyor. Ama aslında bizim köyümüz Male. Sonrasında da Male hiç bu konuda konuşmak istemiyormuş. Ben işte bir dönem çok hastaydı, gitmek istedim. Ama hiç duymak, işitmek istemiyormuş. Biraz da hırçın sinirliymiş. Belki hastalığından, belki yaşlılığından. Gitmeye çok cesaret edememiştim. Keşke ilk duyduğumda gitseydim. Sonra zaten vefat etti. Benim de görme şansım olmadı. Male ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bilmiyorum. İsim, yani ismi. Male. Denim sınıfı, yani köydeki isim babası koymuş, Male Denim. Malanma. Evet, aynen. Bu Zazaca mı? Kurmancı. Kurmancı. Evet. Yani o kadar ki zaten babası. Yani evet. Çok anlamlı. Türkçe çevirince çok olmuyor. Bu anlamda yani. İbran diye bir şey. Öyle diyorlar.